Merhabalar. Yurt içi piyasalarda Cuma günü yaşanan başarısız darbe girişiminin ardından oldukça hareketli günleri arkamızda bıraktığımızı söyleyebiliriz. Bu kapsamda Cuma günü TL'nin %4.8 oranında değer kaybettiğini ve 2008 yılından bu yana yaşadığı en sert düşüşü yaşadığını gözlemledik. Ardından hafta sonu gelen açıklamalarla birlikte bugün fiyatlanmaların bir nebze daha olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Neydi bu açıklamalar? İlk olarak Merkez Bankası tarafından bir basın duyurusu yapıldı. Burada bankalara limitsiz ve komisyonsuz yeterli gerekli likiditenin sağlanabileceği açıklandı. Bu kapsamda benzer şekilde gerekli dövizin de sağlanabileceği belirtildi. Bu piyasayı destekleyen açıklamaların ardından Merkez Bankası'nın gerekli olan tüm önlemleri alacaklarını belirtmesi de piyasalarda olumlu havayı desteklemiş gözüküyor. Bunun yanında Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in de yabancı yatırımcılarla toplantı gerçekleşmesi ve yabancı yatırımcı algısını düzeltmeye çalışması da piyasalardaki olumlu havayı biraz daha desteklemiş nitelikte gözüküyor. Dolar TL tarafına baktığımızda 2.92 ve 2.97 bandında bir hareketlenme beklentiler dahilinde. Ancak yine de bu iki seviye ön plana çıksa da gün içerisinde volatilitenin yüksek olacağını söylemekte fayda var. Bu kapsamda gelecek haber akışları oldukça önemli olacaktır. Dediğimiz gibi yurt içi piyasalarda oldukça önemli bir hafta bizi bekliyor. Ancak bunun yanında küresel bazda da farklı gelişmelerimiz var. Salı gününe baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından faiz kararı takip edilecek. Özellikle böyle yoğun bir gündemi arkamızda bıraktığımız bugünlerde gelecek açıklamalar oldukça önemli olacaktır. Perşembe günü benzer şekilde Euro bölgesinden faiz kararını ardından Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin konuşmalarını takip ediyor olacağız. Cuma günü baktığımızda ise Japonya, İngiltere, Euro bölgesi ve ABD tarafında PMI verilerini izliyor olacağız.